Değerli dostlar, bugün Giros'undayım. 3 Aralık 2022. Tolga kardeşimizle yaklaşık ne zamandan beri tanışıyoruz Tolga Bey? 3 yıldan beri tanışıyoruz. Tolga Bey bizim ürünleri kullanır ama birbirimizi tanımayız. Aynen öyle. Yani, yine bugün öyle bir ilki yaşadık. Bugün yağışlı bir gün. Tolga kardeşim dedi ki, abi ya ben dedi ürün alacağım. Ama işte dostlara da tavsiye ediyorum ama ne yapacağız falan. Dedim ben geliyorum, tamam. İşte bugün buradayız. 3 Aralık'ta yine Tolga Bey'le karşılaştık. Yine derken her zaman karşılaşıyormuş gibi bir cümle sarf ettim ama kusura kalmayın. Bugün Tolga Bey'le beraberim. Tolga İlk. Evet. Girosunlu. Evet. Genç bir araştırmayı seven, çiftçiliğe de gönül vermeye çalışan bir arkadaşımız. Evet. Doğru mu? Doğru. Gönül vermiş değilsin. Verdim. Doğru. Verdin mi? Verdim. Bizden sonra verdim. Bizden sonra. Evet. Ama çok iddialı bir söz bu ya. Ya şöyle bir şey, ürünün faydasını gördüm. Evet, şimdi onu alalım yani Tolga Bey. Şöyle bir şey, eskiden fatozda bile şunu görüyorduk yani. Diyelim 2-3 çuval boruk alıyorduk. Şu anda yarım çuvala düştük. Ve fındık irileşti. Randıman 53'e çıktı. Kaç alıyordunuz randıman? 49-50. 49-50 randımandan, evet. 53 randımana. Normalde bizim bahçe yandığı sene diyelim 600 kilo fındık aldık. Bu sene de bir rüzgar vurdu sahip kısmında. Fındıkların bütün bebekleri yere döktü. Dedik ki hani atmaya gerek yok artık, fındık kalmadı dedik. Nisan ayı. Nisan ayında devamını getirdik. Atın dedi. Attık. 950 kilo fındık aldık. Gene de 1,5 katı var. Tekrar doğum yaptı. Tekrar dökülen doğum yaptı. Fındık, aynen, yanan fındık. Değerli arkadaşlar, biz genelde üreticiden aldığımız bilgiyi üreticimizle beraber yansıtıyoruz. Elbette ki Tolga Bey'in küçük bir arazisi var. Benim için küçük arazi de benim için aynı değerde. Çok büyük arazisi olan da aynı değerde. Aynı çünkü küçük arkadaşın gönlünü biz küçükten büyüğe doğru yüceltiyoruz. Mutluluğunu ona sunuyoruz. Allah'ın tabi bize vermiş olduğu bu bilgiler doğrusunda. Büyük zaten büyük. Onun sevinci artık onu ben fazla doyuramam. Büyük. Değil mi hocam? Ama şimdi arkadaşımız kaç kilo demiştin? 300 kilodan, 400 kilodan, evet, 900 kiloya çıkartması güzel bir şey. Yan yani, bahçemde en basit biri oldu. He. Mesela onu da ikna edeceğim. Ya bir kere kullan falan. İkna olmadı. En sonunda ikna oldu. Bu sene 3 ton fındık aldı. Normalde 1 ton 300 falan alıyor. Bir ve ton. O da aynı boruk olayını aynı benim dediğim gibi. Dedi ki yani normalde 4-5-6 çuval boruk çıkıyordu. 3 çuval boruk çıkıyordu. Değerli arkadaşlar, bak boruk diyor arkadaş, boş fındık diyor. Boş fındık. Ama şöyle bir durum var. Bunu kırmızı kalemle üzerine çiziyorum. Her tarlada, her bahçede bu olacak diye bir garantimiz yok. Neden? Tolga Bey'in bahçesinde eksik bazı değerler varmış. Biz elementlerde eksiklik olduğu için bizim ürünü de kullanarak çok güzel bir performansa geçtik. Çok güzel bir bitki orada eksiklerini tamamlamış oldu. Şimdi Tolga Bey'in toprağı gevşek toprak, öyle tahmin ediyorum. Doğru mu Tolga evet, Bey? Evet, oradaki gevşek. Gevşek toprak. Bu gevşek topraklarda asit eksenli topraklarda pH'i bu böyle. Mesela bizim Çarşamba, Terme veya Sakarya'da pH'i 7,5-8 olan topraklarda bu böyle değildir. Çünkü toprak sıkı ve kirli olduğu için biraz zaman alıyor. Onu belirtmek istiyorum burada. Şimdi hemen çiftçi arkadaşlar acaba boş fındığı hemen elde edebilir miyiz? Evet ederiz ama doyurucu tarzda yapmamız lazım. Ben onun için Tolga Bey'in şu anda bana vermiş olduğu bu bilgi tamamen bir kitap dolusu. Aslında çok genişletebiliriz. Burada hani diyorum ya kutuplaşma, topraklarda kutuplaşma, İz elementler diyoruz. Bir de en güzel yanı dalda kuruma olayı vardı. Mesela dalların uç kuruları vardı. Bunlar da bitti. Dalda kuruma bitti. Yani şimdi yan tarafta dayım var. Evet. Dayım boyun kübresi atıyor. Yazdık, kışlık atıyor. Yani kışlık atıyor. Yok. O da şimdi başlayacak Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. Ama sizden ricam, şimdi bunu kullanıyoruz ya. Takvim var. Takvim var. Bir de biz bunu dalı yıkattırıyoruz ya, biz de ocağımızın dibine 1-2-3 litre gelecek şekilde yapıyoruz. Anlıyoruz ki. Aynen. İşte o hani fındığın içini doyuran etmen var ya, evet,
fındığın içini doyuran o asıl kaynak o işte. Ocağın dip sürgünlerin olduğu yer. Orada yeni köklenmeler başlayacak ama hocam sizden de ricam var. Şimdi yaşlandı ocaklarımız, fındık ocaklarımız yaşlandı. Bu fındık ocaklarımızın ömrünü bir 20 yıl daha uzatabilmemiz için bu ocakların içine etrafta toprak atmanızı öneriyorum. Veya Leonard gibi hayvansal, yani Leonard'ı geçen sene attık. 2 sene bitirdik. Evet. Önümüzdeki sene Allah'ın değil mi? Valla Tolga beni çok şey yaptın, güzel insanı. Yani abimizi çok de etti. Yorduk. Evet. Yani bu, doğalcıyım. Yani hastalıklar da çoğalıyor. Lezzet nasıl? Ben bu ürünü... İniş dibi yolundaydı değil mi sizin? Aynen. Sizinki? Benimki iniş dibi yolunda. Diğer tarafa da yukarı da çıktı. Evet. Sen, Allah muhafaza. Siz bir dakika çok yüksek yere evet, gittiniz evet, dediniz. Evet. Ama o iniş dibi yolu çok harika. Harika. Doğa harikası. Evet. Orası güzel bir yer. Evet. Hem Uzgur köyü hem de Çaldağ'da denedim. İkisinde de %100 memnun kaldım. Ve bu sene şöyle bir olay da oldu. Oraya kireç at ama. Kireç atayım mı? Evet, kireçle beraber kullan. Çünkü bak beni sorun şey tövmede altına bırakma. Bana dediler kireç at. Ben dedim ki ben kireç atmama gerek yok. Bak şu anda beni aydınlattın ya. Yani. Yok şimdi orası meyilli yer hocam. Meyilli hocam. Toprak gevşek toprak. Evet. Asitli toprak. Evet. pH'i yükseltelim. Verim bu kadar daha artacağına eminim. Kireci ne zaman atalım? Hemen at. Bak, hemen at. Çünkü daha. Kök depo. Bir bitkinin beyni kökleridir. Oradaki besin kaynaklarını depo edecek ve senin kullanmış olduğun o bölgede yani o toprak cinsinde Leonardi'yi daha fazla kullandıracak. Tabii ya. Evet arkadaşlar bak Tolga Bey'de benim haberim yok. Yani mal gitmiş çok böyle yamaç bir araziymiş. Biz araziye gidemiyoruz şu anda. Yağmurun altında size bu bilgiyi veriyorum. Abi yoldan beri çuvalı bir saldık. Yerin dibine iniyor. Ocak ocak. İstediğin ocağı bırakabiliyorsun. Öyle bir dik arası. Aşağı gidiyor yani. Aşağıda. Ama en altı yok. Ama Tolga kardeşim bak bu kadar beni izleyen çiftçi arkadaşlar var. Başka sektörde de çalışıyorsun. Samimiyetle genç yaşta toprağa bu kadar önem vermen, organik ürünlere önem vermen beni çok bahtiyar etti. Ben tekrar bütün çiftçi adına arkadaş bu bir şey değil. Ne derler renkli bir sözler değil bunlar ama ben kutluyorum doğru olan bir söz her şeyde denesin sadece fındık için de denemeden geçer. Ziyade hocam ben sizin mücadelenizi başka neler de denediniz Tolga Bey? Sebzelerde denedim sebzeler coştu hele mi? Bir tek yalan konuşmayayım kirazı tutturamadık hocam ama kirazı herhalde yeterli sıkamadık benim anladığım ya zamansız şimdi bu bölgede kiraz bir de sis yakıyor. Ya sise denk geldik. Ama ben Mersin'de biliyorsun çok güzel benim bir... Benim hanım da Mersin'de biliyorum. Öyle mi? Ben çok Mersin'de. Güzel sonuç aldık orada. Onlara da tavsiye ettim. Tabii şimdi mesafe orada. Oradaki kiviyi gördünüz mü? Evet ben. Zeytini gördünüz mü? Gördüm. Evet hocam. Hepsini izliyorum. Evet arkadaşlar ben Tolga Bey gerçekten çok değerli araştırmalar yapmış. ISO organik ürünlerini denemiş. Ölçmüş, biçmiş evet. Ve 3. yılda beraberiz. 3 yıl mı oldu? 4. mi giriyoruz? 3. olacak bu yıl. Bu yıl 3. olacak. Ben güzel kardeşime sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bahtiyar etti. Evet, sizi yani dinlesinler. Bir kere uygulasınlar. Dinlesinler bir mi? Kere. Ay canım. Bir sezon. Bir sezon yani. Evet arkadaşlar. Her şeyi de deneyebilirler yani. Ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum kardeşime. Ben de. Hadi. Ederim. Hayırlı günler, sağ iyi kazançlar, iyi ürünler diliyorum. Sağlıklı ürünler temenni ediyorum. Amin.